Dostlar, herkese selam. Bugün sizlere sözünü edeceğim otomobil Honda Civic Sedan Eco. Yani hani bizim anlayacağımız daha net dilden Honda Civic Sedan LPG'li. Yani LPG'li otomobil olup en çok merak edilen konu elbette ki tüketimi ve performansı. Civic Sedan modeli yeni bir model değil. Hani uzun zamandır kendini ülkemizde gösteren modellerden bir tanesi. Böyle olduğu için ilk etapta bu aracın yakıt tüketimine bakmak istedim. Yani baktığım zaman da şunu söyledim. Yapmışlar bir adamlar yani. Harbi yapmışlar. Arkadaşlar bende yalan yok. Hani markadan zaten bir reklam meklam alsam söylerim size. Hani bu reklamdır falan diye. Bu reklam falan değil. Bu hani benim yolda kullanırken baktığım, elde ettiğim sonuç. Civic Sedan'ı dün teslim aldım. Aldığımdan beri de 100 kilometreye yakın bir yol oldu. 7.2 litre yazıyor yol bilgisayarına baktığım zaman. Yani LPG tüketimini de gösteriyor yol bilgisayarı. 7.2 litre yazıyor. Bugünün otogaz fiyatlarına baktığım zaman 100 kilometrede sadece otogaz tüketiminden söz ediyorum. 100 kilometrede 75 lira cebimden para çıkıyor. Yani kilometrede 75 kuruş yakıyor. Yani son dönemlerdeki hani yakıt tüketimi fiyatlarına baktığım zaman benim için oldukça cazip geldi. 75 kuruş. Eminim sizler için de öyle gelecektir. Yorumlarda şeyi gördüm, hani şeyden bahsediyorsunuz. İşte 100 kilometrede 2 litrede benzin tüketiyor. Hesabını ona göre yap diye. Yol bilgisayarından takip edebildiğim kadarıyla öyle 2 litrelik bir tüketim göremedim. Hani yani 0.5-0.6 litre gibi bir şey gördüm benzin tüketimi. Ama yorumlara yazmıştım zaten. Depoları doldurdum, full doldurdum. Şimdi videoyu çekiyorum. Hani olası bir değişik bir şey çıkması durumunda videonun yorumlarına onu yazacağım. Ama şimdilik her zaman yaptığım gibi yol bilgisayarından takip ettiğim kadarıyla durum bu. Yani Civic, LPG'li Civic kilometrede 75 kuruş yakıyor. Ama hani tabii ki şey kullanmadım. Yani E5'te kullandım mesela. 80 biliyorsunuz oranın hız limiti. 80 ile gittim. Yani hani böyle abanmadım arabaya. Normal insan gibi kullandım. Zaten hani kurallara uymak adına da yapmamız gereken şey bu. Kurallara son derece uydum. Kenara çekip 50 ile falan da gitmeye çalışmadım. Normal 80 ile yolumda geldim. Zaman zaman trafiğe girdim ki biliyorsunuz hani Bostancı trafiği ve Avcılar trafiği diye bir gerçek var. İkisine de girdim. Hani ikisine de girdiğim halde bu tüketim sonucuna ulaştım. Ben sevdim. Hani sizin yorumlarınızı bilmiyorum ama ben Civic, LPG'li Civic'in ulaştığı bu tüketim sonucunu sevdim. Peki bu sırada performans nasıl LPG'li kullanırken? LPG'li Civic 129 PS güç üretiyor. 180 Nm de torku var. Yani böyle bir motor araçta görev yapıyor. Bu motor seçeneğine CVT şanzıman eşlik ediyor. CVT şanzımanlardan yana bazılarınız çok şikayetçi. Evet, yani gürültülü bir sistem. Ama kullanmayı öğrendiğiniz zaman CVT'yi onunla iletişim kurabiliyorsunuz, anlaşabiliyorsunuz. Ama haklısınız, yani gürültülü bir sistem. Yani sürekli böyle bir üst devirde kullanıyormuşsunuz efekti ortaya koyuyor. Hani bakıyorsunuz aslında 3000 devirde, 2500 devirde falan gidiyorsunuz ama böyle arabanın içinde 6000 devir çeviriyormuş falan gibi ses olabiliyor. Ama hani alışıyorsunuz ve onun istediği gibi kullandığınız zaman bunun biraz önüne geçebiliyorsunuz. Civic Sedan LPG için yönetim teknik verilerde şöyle bir şey açıklıyor. 200 kilometre son hıza ulaşabilir diyor. Yaptığım ölçümler sırasında da bu 200 kilometre hıza ulaşabileceği ataklığı gösterdi. Elbette test etmedim, hani sonuna kadar bakmadım hani performans nasıl diye, ama bir arabayı kullandığınız zaman özellikle otoyol kullanımında ona baktığınız zaman neler yapabileceğini hissediyorsunuz. O hissi veriyor. Açıklanan fabrika verilerine göre 0-100 kilometre hızlanması 10.5 saniye. Buna da çok rahat bir şekilde ulaşıyor. Yani 10.7 saniye, 10.8 saniye gibi bir sürede sıfırdan 100 kilometre hıza çıkıyor. Bu da başarılı bir veri. Fabrika verilerinde açıklanan tüketim değerleri de oldukça düşük. Hani onlara da baktığım zaman böyle 6, 6.4 falan gibi rakamlar görüyorum. Ama başta söyledim, hani
Ben otogazlı kullanımda 7.2 litre gibi bir tüketim elde ettim. Benzinli seçeneğiyle çok kullanmadım. Çünkü otogazlı bir araba satın alıp zaten benzinliyle kullanmak çok akıl kârı bir şey değil. Civic Sedan'ın yaşam alanı nasıl mesela? Yaşam alanı, yani şöyle söyleyeyim, farklılaştırılmış. Biraz böyle o havalandırma ızgaralarında bir farklılık yaratılmış. İşte onlar böyle farklı kumanda tipleriyle yönlendiriliyor. Aynı zamanda oraya böyle krom görünümlü petek dokulu bir tasarım yerleştirilmiş. Bu sayede iç mekan biraz dinamik bir görüntüye bürünürken aynı zamanda dikdörtgen bir yapı çok net bir şekilde ortaya konmuş. Bütün kumanda elemanları derli toplu. Orta konsoldaki bu ekrana artık diyecek bir şey yok. Hani bu tip ekranlar, hani sanıyorum modeller yenilendikçe ortadan kaybolup gidecek. Çünkü bunlar sonradan takılmış gibi duruyor. Ama hani biliyorsunuz yekpare ekranlar bütün arabalarda neredeyse karşımıza çıkmaya başladı. Honda'nın da bu yolda gideceğini düşünüyorum. Yani böyle ortada çıkıntılı duran bir multimedya ekranı yerine, bunun yerine yekpare ve daha iyi görünen bir sistemi kullanmaya başlayacaktır. Kablosuz şarjı var. Çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Eşya gözlerinin seyisini ben oldukça başarılı buldum. Arka tarafta da oturdum. Baktım hani önde benim gibi 1.80 boyunda olan birisi oturduğunda arkadaki yaşam alanı nasıl diye. Baş mesafesi konusunda bile rahat ettim. Bagaj hacmi beklendiği gibi, hani kompakt sedandan beklendiği gibi oldukça büyük ve kullanımı çok kolay bir şekilde yapılıyor. Görüş açıları falan konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok sorulan açılır tavan var. Yani o önemli artılardan bir tanesi. Kalite seviyesi yüksek bir iç mekan. Sessizliği çok sorun oluyor. Sessizlik konusunda Honda bu arabayı yenilerken şunu demişti. Özellikle ona dikkat ettik. Hani yalıtımı daha fazla arttırdık. Bu konuya özen gösterdik diye. Evet, başarılı olmuşlar. Hani mükemmel sessiz bir araba değil. Ama bir önceki nesline kıyasla çok daha sessiz bir otomobil olmayı başarmış. Koltukların kalitesini beğendim. Yani sıkışık trafikte, işte biraz böyle arabanın içine darlandığın zamanlarda falan koltuklar falan rahatsız etmiyor. Yaşam alanıyla ilgili aslına bakarsanız söyleyeceğim şeyler bunlar. Hani teknolojik beklentileri rahatlıkla karşılayan bir araba zaten. Dış tasarım söz konusu olduğunda birçoğunuz bir önceki kasanın daha güzel olduğunu düşünüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ama ben şu açıdan aynı fikirdeyim. Bir önceki kasa yerli üretimdi. Hani bizdendi, Ahmet abinin, Ayşe ablanın eli parmağı vardı. Bunda yok. Hani biliyorsunuz Honda Civic Sedan üretimi bitti. Hani Honda Civic Sedan, yani şu anda içinde olduğum otomobil artık başka bir yerde üretiliyor. Hani onun için benim ona bir gönül bağım var. Onun tasarımını da biraz daha iyi buluyordum açıkçası. Bunun tasarımına da şunu yapmanızı tavsiye ederim. Fotoğraflardan bakıp karar vermeyin. Hani görmediyseniz, yolda denk gelmediyseniz muhakkak gidin bir bakın. Hani nasıl? Bir dokunun, bir hissedin. Çünkü gerçekten dış tasarımında da kalite seviyesi yüksek bir araba görüyorsunuz. Yani kompakt sedan bir araba ama kalite seviyesi yükselmiş. Biraz böyle premium'a doğru yürümüş. Zaten o alçak gövdeyi hep vurguluyorlar. O alçak gövdeyi gözlerinizle görmeniz lazım. Yani sadece fotoğraflardan değil, ona bakarak da görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Civic Sedan fiyatları biliyorsunuz ilk yılın başında engelli raporuyla satın alınabiliyordu. 1 milyon TL'nin altında seçenekleri vardı ama artık yok yani. Civic Sedan, bu kullandığım model bile 1 milyon 100, 1 milyon 200 arasında bir yerde konumlandırılmış durumda. Hani fiyatlar hakkında söylenebilecek çok fazla bir şey yok artık. Ne alırsam 1 milyon dönemine doğru koşar adımla gidiyoruz gibi görünüyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek bilmiyorum ama evet, bu arabanın da fiyatı 1 milyon liranın üstünde ve artık engelli raporuyla satın alınamayan araçlardan bir tanesi. Bugün sözünü edeceğim bir başka konu şu. 0 kilometre otomobil satışında ya da hepimizin konuştuğu ağızla araba satışında Türkiye'de de her şey çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Nasıl değişiyor? İlk olarak yerli otomobil markamız TOK satışa sunuldu biliyorsunuz. Onun kompakt SUV T10X adı verilen modeli sadece internet üzerinden satıldı. Yani online satışa geçmiş.
ilk marka oldu ülkemizde ve bunu da takip edebildiğim kadarıyla son derece başarılı bir şekilde yaptı. Herhangi bir yetkili satıcı, herhangi bir aracı olmadan direkt markadan 0 kilometre araçları sattılar ve bunu başarıyla gerçekleştirdiler. Yani 20 bin tane araba hani kolay değil. İlk kurulan bir marka, yepyeni bir sistem falan derken TOK bunu son derece iyi bir şekilde başardı ve ülkemizde 0 kilometre araç satışında yepyeni bir dönemin startını verdi. Yani bu ne demek? Direkt satış, markadan direkt satış. Yetkili satıcı yok, bayi yok, herhangi bir aracı yok. Yani markanın internet sitesine giriyorsunuz, arabanızın tasarımını oluşturuyorsunuz, belirlenen kaporayı ödüyorsunuz, hatta araba varsa parasını ödüyorsunuz ve otomobili satın alıyorsunuz. Sonrasında hani otomobili satın almadan önce de sonrasında da görmek isterseniz bunlar için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde belirlenmiş sergi alanları var. Oralara gidip sergilerde araçları görebiliyorsunuz. Gereken son iletişimleri de oralarda kurabiliyorsunuz. Ama otomobili satın alırken bütün işlemleri internet ortamından, evinizdeki bilgisayardan, cebinizdeki telefondan yapıp işi bitiriyorsunuz. TOK başlattı. Tesla geldi biliyorsunuz. Yani Tesla şöyle bir şey yaptı. 10 bin lira kaporayla araçları oluşturup satın alma imkanı tanıdı. Aracı oluşturdular. 10 bin lira kaporayı yatırdılar. Araçları, yani geliş tarihlerine göre elbette, biliyorsunuz Tesla ülkemizde Model Y'yi satışa sundu. Model Y'nin istediği seçeneğini oluşturdular. Renklerini seçtiler. İş donanımlarına karar verdiler. Menzil, güç, çekiş sistemini seçtiler. Kaporalarını verdiler. Otomobillerini oluşturup sipariş ettiler. Fiyatlar ne olacak peki? Diyelim ki ben Tesla zaten Mayıs ayında teslim edecek araçları. Hani onun için açıkladıkları fiyatlar çok geçerli değil. Yani Mayıs'taki fiyatlar geçerli olacak. Ama hani ben oluşturdum mesela, işte ne zaman? Nisan'ın 5'inde oluşturdum. Benim teslim alacağım tarih Temmuz. Temmuz ayında otomobilin fiyatı neyse o ödenmesi gerekecek. Yani kurların hareket halinde olduğu dönemlerde bu kaçınılmaz bir durum. Hani kurlar belki de sabit dursa hani böyle bir şey de olmayacak. Yani bugün 1 milyon 300 bin liraysa Temmuz ayında da 1 milyon 300 bin liraya satın alacağız. Ama hani online satışa geçiş, markadan direkt satış konusunda TOK'un ardından Tesla da bu yönde ülkemizde satışa başlayan markalardan bir tanesi oldu. Bunların devamı gelecek mi? Evet, çok hızlı gelecek. Yani inanamayacağız belki de buna. Hani ben takip ediyorum sıklıkla bu durumu. Sizlerin de haberi olsun istiyorum ki nasıl bir değişim olacağını hep beraber bilelim diye. Mercedes çok büyük ihtimalle Nisan sonunda, yani bu ayın sonunda Mercedes Türkiye yönetimi online satışa geçtiğini açıklayacak. Hadi sarksın, Mayıs'a sarksın. Ama o dönemden itibaren Mercedes de online satışa geçecek markalardan bir tanesi olacak. Yani 3 marka şimdiden oluyor. Peki bunun arkasından ne gelecek? Şöyle söyleyeyim size. Peugeot, Citroen, Opel, Fiat gibi markaların bulunduğu Stellantis Temmuz ayından itibaren Avrupa'da bu sistemi uygulamaya başlıyor. Şimdilik hani Türkiye pazarı için ne olacak, ne bitecek falan gibi şeyler belli değil. Ama hani tüm dünyada, hadi Avrupa'da bu sisteme geçerken eminim bizleri de bu sistemin içine dahil edeceklerdir. Yani o markalar da online satışa geçecek markalar arasında yer alacak. Bir de ayrı bir konu, çok sık mesela şeyi duyuyorum. Hani içten yanmalı motorlara sahip arabalarını değil de elektrikli arabalarını markadan direkt satışa geçmeyi planlayan markalar var. Yani elektrikli modellerini sadece bu sistemde satmayı planlayanlar var. Bunları da takip ediyorum. Bilgileri onlar paylaştıkça sizlere de aktaracağım. Böyle bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Yani online satışa doğru Avrupa ile beraber Türkiye'de harekete geçti. Değişim başladı. Yani
Bakalım hani neler olacak bilmiyorum ama şimdilik görünen durum bu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.